UEFA Euro 2024 resmi sponsoru Rexona sunar. Hastalık Bu Futbol'dan, Hastalık Bu Sohbet'ten hepinize selamlar. Muhteşem bir zafer gecesinde daha yeniden birlikteyiz. Mikrofonun başındayız. Ali Can, hoş geldin. Hoş bulduk. Herkese selamlar. Evet, Avrupa'nın en iyi son 8 takımı arasına adımızı yazdırdık ve rakibimiz Hollanda oldu. Avusturya'yı Şinizsel yaptık diyebilir miyiz? <laughs> diyebiliriz. Ya şaka bir yana gerçekten burada Montella'ya ben gereken övgülerin verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Belki bu dördüncü maçımız turnuvada ve ilk defa hocanın bu kadar net bir taktiksel dokunuşunu Gördük Karşılama planı üzerinden anlatabileceğimiz bir maçtı Ki başından beri söylüyoruz aslında turnuvanın Hepi topu 7 maçtan oluşan bir turnuva Ve bazen işin sadece karşılama kısmını doğru kurgulamak bile yeterli olabiliyor İlk 11 tercihleri ve karşılama planı üzerinden başlayalım istersen Başlayalım Senin de belirttiğin gibi çok iyi bir kurgu. 11'i gördüğüm andan itibaren Twitter'da da dile getirdiğim çok iyi kurgulanmış bir 11 tercihi ve karşılama şeması. Avusturya şöyle bir rakip. Bir pres takımı. Ön alanda rakibi hataya zorlayan ve orada kazandığı toplarla tempo devşirip kaleye çabuk giderek bu top kayıplarını cezalandıran bir takım. Ama yine sabah saatlerinde hem seninle konuştuk hem maçtan bir saat kadar önce yine hesabımdan bunu paylaştım. Avusturya'nın presi çalışmadığı anda gerçekten hani bir tane Twitter caps'ı var ya her Hangi bir adam diye. <laughs> Av Avusturya ona dönüşüyor. yani Avusturya'nın ön alan presi kırıldığı zaman onu pasla, tempo düşürerek, vakit geçirerek bir şekilde o presi kırdığın zaman gerçekten herhangi bir takıma dönüşüyor. Çünkü başka presten başka da bir numaraları yok. Evet sıradanlaşıyorlar. Topla birlikte şapkadan tavşan çıkarabilecek hiçbir oyuncusu yok. İkinci yarının özellikle tamamında topu adamlara bıraktık. Yani işte Mert'in o kurtarışı iki tane. Haricinde hiçbir şey de üretemediler aslında. Yani böyle kaliteli net bir pozisyonda üretemediler. Dolayısıyla presi kırmak çok önemli. Presi kırmak için ne yaptı Montella? Sürpriz bir tercihle Kaan'ı stoperlerin sağına kaydırdı. Bu neye sebep oldu? Bizim geride bir adam fazla olmamıza sağladı. Zaten sır şuradan anlayabiliriz. Kaan Ayhan maçı %91 pas isabetiyle tamamladı. Merih Demiral maçı %90 pas isabetiyle tamamladı. Abdülkerim Bardakçı maçı %87 pas isabetiyle tamamladı. Bir de bunlara eklenen %88 pas isabetli Ferdi ve %88 pas isabetli İsmail Yüksek. Bu saydığım 5 oyuncu zaten senin bir up'ın. Tamamı %90'a yaklaşan bir oranla zaten paslaştıysan karşı tarafın presi çalışmamıştır demek. Çünkü Mert durmuyor gidiyor. Orkun öne devriliyor. Senin bu 5 tane Mert Günok'tan top başlayıp oyunu kurarken en çok topa dokunan bu 5 oyuncu. E bu 5'inin tamamı da %90'a yakın bir pas isabetiyle oynamış. Dolayısıyla kırmışsın presi. Presi kırınca da Avusturya son derece sıradan bir takım haline gelmiş. Müthiş bir plan. Dolayısıyla bu rakibe özel hazırlanmış. Bir de buna ek olarak Arda'nın dolaşan bir 9 olarak, sahte bir 9 olarak gelip orta sahaya eklemlenmesi. Kaan'la en geride artı bir ekledin. Arda'yla da merkezde, merkez ön hatta artı bir ekledin. Bu yarattığı iki ki artı bir Montella'nın, Avusturya'nın hiçbir şekilde. Heh, bir de Kaan'ı geriye koyarak ne yapıyorsun? Küçük bir pas hatası, küçük bir top kaybı yapsan da geride her zaman bir kişi fazla oluyorsun. Yani eksik yakalanmıyorsun. Yani tamamen bir panzehir taktiğiyle Avusturya'yı etkisiz hale getirdik bu bakımdan. Ön tarafta da Avusturya iki tane bekini bir hat öne çıkarıyor. 3 artı 2'lere 2 artı 3'lere izleyicilerimiz çok alışkındır Toy'dan. Avusturya'nın yaptığı şeyi 2 artı 4 olarak tarif edebiliriz. İki stoperinin hemen önünde iki tane önlü bürosunu tutuyor. Laimer ve Seyvalt. İki bekini de bir hat öne çıkarıyor. Yani Laimer'in soluna Envene, Seyvalt'ın sağına Poş şeklinde. Normal şartlarda Poş takımın Sağ bekini çıkıp Kenan'ın almasını, sol beki Enveneyi de çıkıp Barış'ın almasını beklersin ya. Evet. Fakat bunu yaptığında arkada doğru eşleşemeyebiliyorsun. Yani Baumgartner, Sabitzer, Schmidt ve Arnautovic ile doğru eşleşemeyebiliyorsun. Ve bunu engel olmak adına özellikle Avusturya'nın kullandığı kaleci atışlarında Barış sağ beke değil Linehart'a bastı. Kenan da sol bek poşa değil Danzo'ya bastı. Leimer'le Seyvalt'ı Orkun'la Arda. Arda Güler aldı. Poşla Envene'yle ile de birebir beklerimiz eşleşti. Çünkü arkada üçlüyüz. Çünkü Kaan var yine orada. Orayı üçleyen bir Kaan var. Evet. Dolayısıyla Mert'le Ferdi de önde basmaya gitti ve Avusturya'nın hücumu hızlı kurmasına hiç izin vermedik. Zaten bir süre sonra bunu yapamadıklarında fark edip bundan vazgeçti Avusturya. Avusturya'nın iki özelliği var. Pres yapmak etkisiz hale getirildi. Avusturya'nın ikinci önemli özelliği geçiş yapmak etkisiz hale getirildi ve bugünkü bu zaferin ardında yatan şey taktiksel kurgu olduğunu ben düşünüyorum. O yüzden Montella'ya yazar. Kesinlikle Montella'ya yazar. Portekiz maçı da mesela ona yazardı. Yunus orada kullanmak kötü bir tercihti. Evet. Bu da ona yazar. Bugün çok güzel bir sınav vererek Hollanda karşısına geçtik. Biraz da şanslıydık tabii. Oyun şansı yanımızdaydı. İki tane kornerden bulduk. E, Mert kalesinde dünyanın en iyi kalecisine dönüştü. Gol attığımızın hemen peşindeki korner. Top böyle bir karış farklı tekrar kornere çıktı falan filan. Oralarda da oyun şansı bize bakıyordu. Hepsi üst üste gelince işte. Eledik kardeşim Avusturya'yı. <laughs> <laughs> Çok keyifli hakikaten yani. Aynen çok şey şevke geldi bir şekilde anlatıyorum şu an. Benim sesim falan da kısık olabilir bu arada onu da özrünü dileyim. Çünkü bir yerden sonra hakikaten böyle Bağra Çağrı'nı izlemeye başladık. Öyle maça. oldu yani. Ee, senin de söylediğin gibi şanslıydık. Ya şu açıdan şanslıydık bence en büyük şansımız şuydu. 1-0 önde başladık maça. Yani oyun planını bu kadar işler kılan etkenlerden bir tanesi de belki oydu. Tabii. Çünkü biz... Açık söylemek gerekirse bunu Gürcü maçında da test ettik. Çekye maçında da. Biz topa sahip olduğumuzda hani en az Avusturya'nın bugün olduğu kadar etkisiz bir takımız. Aynen. Ve aslında İsmail'in de kadroya eklenmesiyle birlikte oyuncularımıza tek tek baktığım zaman beklerimiz gayet dinamik. İsmail yüksek oraya belli bir dinamizm katıyor. E Barış Arper'le Kenan yine özellikle Barış. Çok dinamik oyuncular. Fizik kalitesi yüksek oyuncular. Orkun. Efendim? Buyur devam et. Orkun harika bir maç oynadı diyecektim. Orkun da çok iyi bir maç oynadı evet. İlk grup maçındaki Orkun baş başka bir Orkun'du. Bu bu çok özel bir performans. Evet. evet. E Arda'nın da işte geçişleri o güzel yönlendirme becerisi sayesinde aslında biz güzel bir geçiş takımı olabileceğimizi de bu maçta ispatlamış olduk. Zaten gole dönüşen ilk kornerimiz de 2-3 pasla rakip kaleye indiğimiz bir pozisyonun devamında gerçekleşiyor. Yani Doğru Arda barışı atıyor galiba. Evet evet. Zabitser'i savunma arkasına kaçırıyorlar. Mert çıkıp alıyor topu. Hemen Mert Müldür'e oynuyor. Müldür'den Barış Alper'e. Barış Alper'den Arda'ya tekrar Barış Alper'e ve korner'e çıkıyor top. Sonrasında da gol geliyor. Ki Arda da böyle bayağı bir önüne atıyor Barış'ın. Yani Barış'ın o koridoru kullanmasını isteyen. Oradan bir korner. Çok iyi yere kesti. Çok iyi yere kesti. Benim şu dikkatimi çekti. İkinci goldeki kornerde de dikkatimi çekti Arda'nın. Özellikle içe kavis alan toplarda. Herhalde bu rakibin kalecisinin yan top zaafı olduğunu analiz etmiş bizim ekibimiz. Ben söyledim ona ya. <laughs> mi söyledin? Ben <laughs> Bütün kornerler altı pasa kesildi. Ya çünkü şöyle Pence 1.82 moruk. Hı hı. Bir kaleci için kısa. Evet. Ve fiziksiz de bir kaleci. Ya yani Mesela Pickford da herhalde 1.84 ama sıçrama yeteneği çok yüksektir Pickford'un. Evet. Pence öyle değil hem m Sıska hem küçük. Ben dedim yani ağzına kesti. O da o da yani yetenek işte abi. Tam ağzına kesti gerçekten. Duran top savunurken hani adam mı alan mı bu hep tartışılan bir konudur ama bazen de o kadar ağzının içine kesiyorlarsa kalecinin çıkıp alması gerekir. Bu kadar basittir aslında. Ve Pence onları toplayamadığı için biz attığımız neredeyse bütün kornerlerde tehlike yarattık ve iki tane de gol bulduk. Evet. Golün haricinde de Arda'nın o taraftan özellikle kestikleri hı hı. dıştan içe doğru kavis alanlar bir tane de hani Abdülkerim'le Merih'in paylaşamadığı bir top var. O da mesela ...mesela etkili bir kornerdi. Evet, evet. Orada da Merih yapabilirdi aslında. Hatta dönüp Abdülkerim'e niye bana bırakmıyorsun... gibi aynı evet, evet. serzenişi oldu. oldu. İkinci yarıda da golü attıktan sonra... ...Apo bak gördün mü? Bana bıraktın, gol oldu der gibi bu sefer. Evet, evet. Bir konuşma geçti aralarında. <laughs> ya bir de farkında mısın? Son bir hafta. Özellikle şu Portekiz maçındaki... ...işte bu yangınların sonrasında... Hı -hı. ...sanki o olay da bence... Bir, bir, ...biraz bizim birlikteliğimizi arttırdı yani. Hiç ortada fol yok, yumurta yokken... Bir ...Arda Güler üzerinden yangın çıktı ya hiçbir gerçek payı yok o olayların. O gün de söylemiştim. Ve onun devamında da ya artık bir de tabii hani 30 gündür beraberler. <laughs> 26 tane erkek o 30 gündür bir aradalar. E 26 değil aslında 40 kişi falan yani orada daha e çok. E tabii şey staffla birlikte ya başlarda şey muhtemelen hani sıkıcı geliyordu askerlik gibi geliyordu kaynaşmakta zorluk yaşıyorlardı ama bir noktadan sonra kırılır ya o. Askerlikte de öyledir hatta. Bir noktadan sonra salarsın artık yani. Ve ondan sonra işler daha eğlenceli gitmeye başlar. İşte antrenmandan görüntüler, şakalar ışmalar falan bilmiyorum hiç. E, sen çok sosyal medya girmeyi sevmiyorsun ama bilmiyorum karşına düştü mü? Çok eğlenen bir milli takım var son 7 günde işte. Cenk Tosun Barış Alper'e beşlik attı. Seviniyorlar, birbirlerine hareket yapıyorlar, Barış'ı kızdırıyorlar. E, başka bir şey de Abdülkerim Bardakçı Arda'ya beşlik atıyor. Arda'yı şeyini alıyor, sırtını alıyor. Nasıl beşlik attım sana falan diye. E, güzel görüntüler. Yani o başlarda söylediğimiz Gürcistan ve Portekiz maçında söylediğimiz biz bir takım olamadık. Biz bir takım değiliz. Altını çize çize söylediğimiz şey bugün geldiğimiz noktada bir de daha fazla vakit geçirmemiz, eve kazanmamız, kazanmak en büyük bütünleştirici Kesinlikle güç. Kesinlikle öyle. Kazanmanın tadını almaya başladı. Hem oyuncularımız başladı hem biz. Evet çünkü o 60'tan sonra çok bütüncül bir şekilde ve gerçekten ee, şeyle. Vatan toprağını savunur gibi yani. <laughs> Yaptığımız savunma hem akıllı ama hem de ru ruhlu da bir savunma. İkisi bir arada. Evet, özverili. Özverili. Fakat ilk 10 dakika gerçekten böyle bir korku tüneli gibiydi. Senin yaptığın bir video vardı ya transferler nasıl duyuruluyor dünyada hani en enteresan transfer duyuruları gibi. Hı -hı. Çok güzel bir videoydu. Evet. Orada için orta sıra bir seriya takımına duyuruluşu Bologna. vardı. Ha, Bologna'ya duyuruluşu vardı şeydi paranormal aktivite gibi bir anda böyle korku filmi. <laughs> <laughs> öyle bir öyle bir maçtı biraz. Ben de senin aldığın bu notu çözmeye çalışıyorum. Paranormal <laughs> hani ilk 10 dakika sağda gözükmedi mi demeye çalışmış acaba falan <gülüyor> diye. <laughs> Arnold için o koyarız buraya gerçekten. Bir anda ürkütüyor adamı. Öyle ürkünç bir maç başlangıcıydı ama sonra 15'ten sonra gerçekten hani hem sakinliğimiz artıyor, soğukkanlılığımız artıyor. 1-0 iyi oynuyoruz. ilk 15 sonrası skordan sonra oyunu da aldık diyebiliyorum ben ilk, ilk yarı özelinde. Evet evet. Yani o 10 dakikayı 15 dakikayı gol yemeden atlatmış olmamız çok kritikti gerçekten orayı atlattıktan sonra biraz daha sakinleştik. Biraz daha plana sadık kalmaya başladık aslında. Ve Avusturya'nın da o sıradanlaşması başta bahsettiğimiz olay yavaş yavaş gerçekleşmeye başladı. Ben burada şöyle bir not almıştım. Tabii sen rakibi biraz daha yakından takip etme fırsatı buldun. Ama benim anladığım kadarıyla bu bekleri ileriye yollamalarının bir sebebi de aslında işte senin de dediğin gibi kanatlarımızı ileri itebilmek. Ama biz onlarla eşleşmeyip kanatlarımızdan bir tanesi bir stoperi, diğeri öbür stoperi alınca ve orta sahalarıyla da o Orkun Arda ikilisi eşleşince birazcık bekleri üzerinden çıkmaya mecbur ettik. Ve bunu hiç yapamadılar. Çünkü ayaksız. Efendim? İkisi de ayaksız. İkisi de ayaksız. Poş zaten stoperden devşirme bir bektir. Envene'de topu kontrol edeceğim diye kendi ayaklarına takılıyor. evet evet evet. İkinci yarıda zaten Envene yerine aslen bir orta sahincisi olan Pras girdi sol tarafa. Evet. Ve biraz daha o iç koridorları opera etme özelliği olan bir oyuncu belli ki. Sağdaki değişiklikte de Schmidt zaten ilk yarıda garibim Ferdi ile uğraşmaktan perişan oldu. Sarı kart aldı. Ve 40 6'da da oyundan çıktı zaten. Oraya Baumgartner'in geçmesiyle sağ tarafa. Poş önünde çok daha güvenilir bir istasyon buldu. Hem o sayede birazcık daha Avusturya top yapmaya başladı. Hem de galiba biz birazcık ikinci yarıda koruma içgüdüsüyle ilk yarıdaki kadar o karşılama planına sadık kalmadık gibi geliyor bana. Buradan ikinci yarıya geçelim istersen. Ya özellikle 78'deki değişiklik. Ten sonra iyicene gömülüyoruz. O bölüm yani 78'den maç sonuna kadar %80'e %20 gibi bir topa sahip olma oranımız var. Orada artık Çanakkale geçilmez oynuyoruz. İkinci yarıya geçmeden önce belki şunu söyleyebiliriz. Barış'ın 25'te bir pozisyonu vardı. Önüne katıp götürdü. Arka direğe doğru uzattı. Kenan bence orada yanlış adımladı. Evet, evet. Baktığımızda oynayanı sonradan gireni herkes çok iyiydi. Birazdan Bireysel performanslara da tek tek parantez açarız. Yani Kenan birazcık bu pozisyon üzerinden de söyleyeyim. Genel olarak da söyleyeyim. Çok doğru kararlar veremedi çalım atılacak yerde pas attı, pas atılacak yerde çalım denedi falan harika bir milli takımımız vardı sahada özellikle ilk 45 bittiğinde harika olmayan tek isim bence Kenan'dı şu çok değerli hani iki yarıdan da yine başka bir notlarımda kalan ikisinde de Baumgartner'i durdurmak için yapıyoruz çok çok delişmen bir oyuncu bu arada bir adım önüne attığında topu hemen seni sırtına alabiliyor ve sırtına da aldıktan sonra yıkılmadan ceza sahası içine kadar sürükleyebiliyor çok fizikli bir on numara çünkü yani tam on numara da değil diyemeyiz Değil. aslında ama fizikli bir şey, ofansif oyuncu diyelim. Antiten. Evet. İkisini de onu durdurmaya çalışırken birinde Orkun sarı kartı satın aldı. Yerinde İsmail Yüksek aldı <laughs> ve maçın devamında da başka sarı kart görmememiş olmamız bu da çok bizim çok alışık olmadığımız. Çünkü sinirleri kontrol etme, hakeme itiraz etme noktasında ota kontrol e bizim çok iyi olmadığımız bir konu. Zaten turnuvanın en çok sarı kart gören takımıyız ki hani çeyrek final içinde sınırda olan çok oyuncumuz var. Evet, 7 oyuncu sınırdaydı. Böyle bir ortamda maçı sadece 2 sarı kartla bitirmiş olmamız da takdire şayan. Yani tabii ki İsmail keşke görmeseydi. Ama şimdi şunu diyebiliriz yani İsmail yok. Salih onun yerine mesela oynatabilir Hollanda maçında. Orkun cezalı duruma düştü. Onun yerine de Hakan dönüyor noktasındayız. Ama bir, bir düşünsene hani Ferdi'nin de Arda'nın da o sınırdan kart gördüğünü. Çok kötü bir şey olurdu. Zaten bu muhtemelen oyunculara talimat olarak söylenmiş. Çünkü maçı kaç faulle bitirmişizdir sence? Kaç? 5 tane çalmış Hakem. Yani sadece 5 foul yapmışız. Ne kadar temassız oynadığımız aynı zamanda da. ya yani Temassız derken şey... Temiz. Temiz. Temiz oynadığımızın göstergesidir evet. Bu belli ki söylenmiş Yoksa oynadılar. çünkü takıl olarak toplamda 28 tane top çalma teşebbüsümüz var. Evet, Bunların evet. 20'si başarılı olmuş. Bu çok üst düzey bir rakamdır. %70 oranda başarılı olduğumuzu gösterir. Yani bir pres takımı dediğimiz. Avusturya'nın 19 tane top çalma teşebbüsü var. Sadece 11 başarılı olmuş. Ve bu kadar çok takıl yapmış olmamıza rağmen de bu kadar az faal yapmamız da gerçekten çok değerli. Ya maçın öncesinde belki de en büyük endişelerimizden bir tanesi hani tempo olarak Avusturya'ya Kore'ye eşlik de özellikle ilk yarıda bence çok iyi eşlik ettik. Zaten ilk yarıda benim dikkatimi çeken verilerden bir tanesi de şuydu. ikili mücadele kazanma oranımız %63-24'e 14 üstünlük sağlamışız. E, maçın genelinde de 40'a 24 yine üstün bitirmişiz. Yani evet rakip yarı sahaya geçtiğimiz ve topla yerleştiğimiz sekanslarda yine tempomuz düşüktü. Ama rakibi karşılama, kora oynama noktasında bence gayet iyi iş çıkardı milli takımımız. Hepsinin mücadelesine, emeğine sağlık değil. Yani hadi yani eleştirmeye kalkarsan evet yine rakip ceza sahasına yeterince giremedik. Ama ben bu maç özelinde bunu mesela dile getirmiyorum. Çünkü biz maç 90 dakika ya 89 dakika önde oynadık Moruk. Evet. Yani dolayısıyla ihtiyacımız yoktu yani. İhtiyacımız yoktu. İkinci gol de bu arada bence çok iyi bir dakikada geldi. Yine ikinci yarının başından itibaren biz Avusturya baskılamaya başlamıştı. Pozisyonlar da ufak ufak gelmeye başlamıştı. Zaten Montella da baskı yediğimizin farkındaydı ve 58'de Salih Özcan İsmail değişikliğini yaptı. Hemen peşine 59'da golü bulduk. O bölümü de hem gol yemeden atlatmış olmamız hem de devamında 2-0 öne geçmiş olmamız çok önemliydi. Avusturya'nın golüne kadar da bir şey yok ikinci yarıda. Bir ilk yarının başında 51'de Mert günü 11 kurtarışı var. Arnautovic. Yani. Arnotovic karşı karşıya ayaklarıyla. 53'te de önce bir bardakçının sonra da Demiral'ın kritik müdahaleleri var. Ama ondan sonra Avusturya'nın golüne kadar hiçbir şey yok Avusturya'nın. Golden sonra 80'e kadar yine hiçbir şey yok Avusturya'nın. Ama 80'den sonra işte o değişik özellikle Arda'nın oyunundan çıkması yerine giren oyuncu da şimdi Kenan çıkıyor yerine Kerem giriyor. Ama Arda çıkarken Arda'nın yerine giren oyuncu kim? Okay Yokuşlu. Yani tamamen vazgeçiyoruz zaten. O psikolojik olarak da sahaya etki eden bir değişik. Futbolcuda yani futbolcu da der ki tamam yaslanıyoruz beyler. Tabii 78'den sonra 6-4-0 gibi bir şey gözükmeye başladı zaten bizde yani ileride yok, tabii. kimse yoktu. Kimse yok. Herkes topun arkasında. İşte o noktadan sonra da topu tamamıyla rakibe bıraktığımız. Ben şöyle not almışım. Avusturya'nın hani diyoruz ya maç boyunca toplamda 21 şutu var. Hı hı. Bu 21 şutun 8 tanesi 75'ten sonra geliyor aslında. Evet. Yani son bölümde artık onlar da topu tüfeği alıp geliyorlar. Orada da çok kritik müdahaleler var gerçekten. Mary'in karşıladıkları var. Kaan'ın üst üste iki tane çok kritik ters kademeleri var. Sol ayağıyla ikisini de. O okay bir tane 90 artı 1'de çok kritiği var. Bir de 90 artı 4'te Mert'in muhteşem kurtarışı var. O inanılmaz bir şey ya. ya. Turnuva'nın kurtarışı olacağından hemen hemen emin gibiyim de. Yılın kurtarışı da olabilir. Bu arada 90 artı 4'teki o pozisyondan hemen önce Barış Alper'in evet. içeri çevirmek yerine kaleyi yokladığı bir pozisyon var evet. ki çok benzer bir şey aslında bir önceki maçtan sonra da konuşmuştuk. Birazcık sağına soluna bak be güzel kardeşim ne olursun yani. 88'de de var. Olacak şey değildi. O dediğim pozisyon bu. Kerem Salih'le oynuyor. Veriyor alıyor. En son Barış pozisyonu finalize ediyor. Orada bir, bir sıkıntı yok. Oradan bir yanlış hatırlamıyorsam korner çıkıyor ama 90 artı 3'tekini de Ferdi getiriyor. Güzel servis. Barış bir öncekinde mesela e, 71'de ortaya çevirdi kimse yoktu orada. Kimse yoktu. Orada çevirişinin aynı çevirişini yapacak. Ama yani Barış şöyle single minded bir oyuncu yani. Aklında kaleye vurmak varsa günün sonunda kaleye vuracaktır. Aklında pas vermek varsa penaltı noktası üzerinde kimse olmasa bile pas verecektir. Yani Barış kafaya koyduğu şeyi yapıyor. Ya yani zaten Barış çevre kontrolünü de yapsa o da Real Madrid'de oynar. <laughs> evet çok özel bir bir oyuncuya dönüşü gerçekten. Onun için diyorum hani biraz kafayı sağa sola çevirse. Çünkü yani gol olsa mesela bu kafa vuruşu çok fayıflanırız çok hayıflanırız ve kendi performansına yazık etmiş olur yine. O açıdan Yok, Ama hiç tabi bu skor bu haldeyken Barış'ın mevcut performansı bence ilerden bir tanesiydi. Evet zaten söylediğin gibi Kenan etkisizdi biraz. Onun dışında kötü oyuncumuz da yoktu. Buradan da istersen başka ekleyeceğim bir şey yoksa yavaş yavaş geçelim bireysel performanslara. Evet geçelim. Şimdi kaleden başlayalım. Kaleden mi başlayalım? hepsini ufak ufak geçelim. Peki tamam. Ben hep şunu söylüyorum. Bence Uğurcan kalecilik yetenekleri açısından çok daha önünde Mert'in. Ama Mert'te öyle bir fundamental var ki öyle doğru öğrenmiş ki kalecilik tekniklerini. Kesinlikle. Yani özellikle birebir kalecisi olarak turnuvanın en ön plana çıkan kalecilerinden bir tanesi. Birebir pozisyonlarda. Ama hani 35 yaşına rağmen o 90 artı 5'te gösterdiği refleks gerçekten inanılmaz bir şeydi ya. Ya işte Mert Günok örneği hep geçtiğinde hep zikrederim adını. Çok büyük bir kaleci antrenörü. Murat Öztürk. Murat Öztürk. Ya. Mert Günok, Volkan Babacan, Volkan Demirel. 3 tane kaleci yetişiyor. üçü de farklı farklı tarihlerde A milli takımın kalecisi. üçü de süperlik ölçeğinde çok büyük kale kaleciler oluyorlar gerçekten. Fakat bu maç Mert Günok dünyanın en iyi kalecisi. Ben şöyle öyle Uğurcanlara falan girmem. Hem sonlu andaki pozisyonda hem işte hem de bugün yan toplarda mükemmeldi. İkincileri topladık. İkincileri toplayamadığımız tek pozisyonda gol yediğimiz pozisyon bu arada. Golde de Ortada sanki Salih Özcan. Salih, evet offside'ı bozuyor gibi. Maalesef maalesef. Kaan işte söylediğim üzere kurgunun önemli parçası. Büyük bir rol oyuncusu. Zaten başta da söylemiştim pas isabet oranını %91 ile. Merih üstüne konuşabilecek çok bir şey yok. Harika bir savunmacılık. Cepheden gelen bütün hava toplarında hep o vurdu ve Arnautovic'i hiç döndürmedi. Baş belası bir savunmacı Merih gerçekten. Yani böyle takım derinde savunduğu zaman Merih gerçekten eski tarz old school bir stoper ve döndürmez, hareket ettirmez. Üstüne iki tane de muazzam gol maçı kazandırıyor bize. Bardakçı ben turnuva boyunca hiç beğenmemiştim açık söylemek gerekirse. Bugün Galatasaray'daki Bardakçı'yı gördük. İyi bir performans. Evet, Hatasızlığa yakın oldu. Ferdi bence en iyilerden biri. Yani benim benim belirlemelerime göre 3 tane Ferdi Kadıoğlu oynadı bugün. Bir tanesi <laughs> sol bek, bir tanesi sol ön, bir tanesi sol iç gibi oynadı. Her yerde Ferdi vardı. Her taşın altından çıktı. 3'teki pozisyonda işte dedik ya demin hani Barış verdi vermedi. Barış'a pası atan Ferdi ve kendi başına taşıdı. Oğlum yorulmak nedir bilmiyor yani gerçekten. Bir de her yerde var. Yani ikili mücadelede var, savunmada var, hücumda var. Yeri geliyor baskı mesela kanattan geldiği zaman çekip içe doğru kat ediyor. Çok sürprizli de bir oyuncu aynı zamanda. Yani ne yapacağı da hiçbir belli olmuyor. 13'te 10 ikili mücadele başarısıyla tamamlamış bu arada maçı. Tam ben onu arıyordum söylemek için. Aynen. 13 ikili mücadeleye girip 10 tanesini kazanmış. Bu kadar teknik yetenek üzerinden anlattığımız bir oyuncunun şöyle bir ikili mücadele, ya ve bunu artık alışkanlık haline getirmesi muazzam bir olay gerçekten. Dünyadaki her takımda oynar. Öyle bir oyuncu. Her yerde oynar bir de yani. Sağ bek, sol bek, orta her yerde sağ, oynar. Her yerde de oynayabilir. Bugün de muhteşemdi gerçekten. Bugün yine turnuva boyunca çok beğenmediğim bir oyuncu Orkun Kökçü. Bugün milli takımımızdaki en iyi maçını oynadı. Yine yaptığı bazı ufak tefek kötü tercihler oldu. Yine kafayı kaldıramamakla alakalı. Evet. 70'ten sonra biraz yoruldu bence Orkun. Yoruldu. Yoruldu. Hepimiz yorulduk. Yani şey ben televizyon karşısında da yoruldum yani. <gülüyor> <gülüyor> Tabii yani. Evet. zaten maç bittiği gibi yerlere serildi bütün oyuncularımız ama o yorgunluk bence en çok Orkun ve Arda'da 70'lerden sonra kendini göstermeye başladı. Ama hep ayakta kaldı Orkun. Yani Seyvalt, Laimer'e karşı bu kadar çok ayakta kalmak da değerli. İsmail, beklediğim top klas İsmail değildi açıkçası. Ama özellikle %88 pas isabeti, oyun kurulumunda çok majör bir hata yapmaması bir tane var. Onda da hemen Merih onun hatasını hemen telafi etti. Ve onun haricinde iyiydi İsmail, iyilerdendi. Ben daha özel İsmail performansları izlemiştim. Ama çok erken bir dakikada sarı kart görmesi de biraz zik bozdu onu Kenan benim beğenmediğim yegane oyuncuydu Mert yine iyiydi stabil. Yani Mert Barış tarafı bence tamam yani. Orası artık üzerine düşünülmeye çok gerek olmayan bir taraf. Barış üzerine konuştuk. Arda bence maçı çok dikkatli izlemediysen çok göremeyeceğin. Ama aslında oynadığı pozisyon itibariyle Arda'ya topu atıyorsun ya tutsun diye. Orada 1-2 saniye tutması lazım ki sen defansını öne çıkarabil. Ve o o kadar zor ki. Çünkü Arda topu sırtı dönük aldığında arkasından iki stoper geliyor. Sağından ve solundan Laimer'le Seyvalt geliyor. Bir de yer yer önünden de yani yüzünü bizim kaleye Bakıyor ya bizim kalenin oradan da yer yer Baumgartner geliyor. Yani zaten böyle fotoğraflar var. E Arda her topla buluştuğunda yanında 4-5 tane Avusturyalı var zaten. E Tabii şimdi bizim montajdaki çocuklar zaten buraya uygun fotoğrafları koyar. O kadar baskı altında oynarken bu kadar topu manidar kullanmak 31 pas denemesinin 25'i isabetli Arda'nın. Ki bu ilk yarıda çok daha yukarıdaydı. Dur hemen bakayım ilk yarıda kaçmış. İlk yarıda da %83'müş. Maçı da %81 ile tamamlamış. Ve top kaybı olarak baktığın zaman da sıfır top kaybı var. Pas hataları haricinde ayağındaki topu çaldırma anlamında hiç top kaybı yok herifin. Yani işte press proven diyorlar biliyorsun. Press kırıcı. Hı hı. İşte grill iş için söylüyorlar mesela. Topu atıyorsun bir miktar tutuyor. O topu kaybetmiyor. Ya faal oluyor ya sırtı dönük tekrar servis ediyor. Arda'yı bugün bir press kırıcı gibi kullandı. Yani yaptığı asist, attığı iki korner ayrı bir konu. Ama bence bu kurgunun tıpkı Kaan gibi bu kadar iyi gözükmesini sağlayan oyuncu o Arda'nın ben beklemezdim. Yani sırtı dönükte bu kadar ayakları yere sağlam bassın. Evet 8'de 7 ikili mücadele Arda'da. 3 tane de faul almış. O faullerde bizi çok rahatlatan faullerdi. Çok güçlendi oğlum. Yani gerçekten çok güçlendi. Yani bir de bu sahte 9 hemen herhangi bir oyuncuyu 9 numaraya koyayım ve sahte 9 olsun öyle olmuyor. Yani o şu kadar bu, kolay herhalde. bir şey değil. Zaten futbol tarihinde bugüne kadar örneği kaç tane vardı baktığımız zaman yani. Messi işte Dries Mertens birkaç tane daha özel örneği var. Onun haricinde hep böyle deneme aşamasında kalmış ve çok büyük başarısızlıklarla sonuçlanmış sahte dokuz denemeleri de var tonla. Onları kimse anlatmıyor doğal olarak. Dolayısıyla zor bir iş yani. Bu kolay bir şey değil Ardani ya. E çünkü şimdi kanatta oynamak nispeten daha kolay yani. Her mevkii ayrı kendine göre zorlukları var ama şimdi kanatta top saklamak daha kolay. Çünkü taç çizgisinin oradan birisi gelip sana basamaz. Bir kere kıçınız şeye dayadığın zaman çizgiye verdiğin zaman biliyorsun ki ya bu taraftan gelecek, cepheden biri gelecek ya da solumdan biri. Örneğin ben bir sağ kanat oyuncusuyum. Ya cepheden biri gelecek ya da solumdan biri gelecek. Yani arkamdan biri gelemez çünkü arkamı ben zaten çizgiye veriyorum. Ama merkezde oynamak, hele hele sahte dokuz gibi oynamak, iki stoperin arasından çıkıp gelerek oynamak her yerden birisi gelip bana baskı yapabilir, bir omuz koyabilir. Önünde de kimse yok burada. Yani Arda'ya da ki, sorsan Arda'ya değil. Herhangi bir on numaraya sor. Hepsi önünde bir santraforla oynamak isterler. Tabii ki. Tabii ki. Yani Mesut Özil Benzema ile oynamak ister mesela. Hı. Atayım. Bir birkaç saniye topu tutsun, beni rahatlatsın, geri alayım. Hı. Onu çok severler. Arda tipi, Mesut tipi oyuncular. Bunu oynamak zor ve Avusturya gibi bu kadar fizikalitesi yüksek bir takıma karşı 8'de 7 ikili mücadele, %88 ikili mücadele başarısı bu muazzam bir iş. Yani bu Arda'nın Real Madrid'de işte Chouameni ile, ile Valverde ile idman yapmasının ona kattıkları. Yani zaten konuştuğumuzda söylüyor. Yani Rüdiger olsun, efendimizim Alaba olsun ve antrenmanlarda şakayla karışık geçiriyorlarmış dirseği. Hani şimdi çok doğru bir örnek olacak mı bilmiyorum ama hani böyle ayı da yavrusunu severken hafif tokatlar ya. <laughs> yani iter i̇ter kakar ki hani yavrusu güçlensin diye aslında o. <laughs> tabii tabii. Ya i̇şte Rudy de Arda'yı hafif tokatlıyormuş mesela. Yani işte o zaman ne oluyor? Body balansı, ayakların yere sağlam basma, işte bu alt bacakları kullanma, kıçını dayama falan gerçekten çok gelişti. Yani teknik hep böyleydi. 16 yaşında ben onu ilk gördüğümde de buydu paket. Belliydi bu zaten. Allah vergisi bir yetenek seti. Ama fizikalde oyun kartına ekledikleri işte bugün neden Real Madrid'de olduğunu anlatan cinsten. O sebepten yani çok dikkatli izlemezsen çok anlayamazsın ya Arda iki korner attı ne oynadı diyebilirsin. Ama öyle değil. Bu sekizde yedi işi çok özel bir iş. Diyeyim. Bireyselleri de tamamlayayım sana bırakayım. Yani benim de ekleyeceğim bir şey yok. Sadece şu geldi aklıma şimdi konuşurken aslında notlarım arasında yoktu. Pazar günü Bellingham şovu çalan oyuncuydu. İşte dün Mbappe Chouameni ikilisi çok iyi bir er maç çıkardı ve bugün de Arda Güler Real <laughs> Madrid ne yaptınız kardeşim siz böyle? Oldum oldum. Ya merak etme. buradan kötü haber. Eski Katalan Timur Alican doğmaz. Arda zaten yapmıştı beni Real Madridçi. Şimdi bir de Mbappe'de. FAI'ver de çok bayıldığım bir oyuncu. Zaten o Kamavinga Chouameni aynı sezonda gelince bir tavlamışlardı. Bir de senin yaptığın bir şey var ya bu büyüklük halis mi içeriği? Evet. O içerik de beni çok etkilemişti. Ya, tamam yani üzgünüm ama 8 Üst üste şampiyonlar ligini alacağız <laughs> anladım. Bir anda o kadar büyük Real oluyorum. <laughs> Peki o zaman bir kez daha tebrik ederim milliyelerimizi Yani kazanmak gerçekten çok güzel. Bu zaferlerin birleştirici gücü çok güzel. Artık kimin oynadığının ya da kimin oynamadığının hiçbir öneminin olmadığını Milliyelerimiz bize kazanarak öğrettiler. Çok mutluyuz o yüzden ve burada bu kadar diyelim bugünlük. Okay'a da şey yapayım ya. O Okay'da girdikten sonra çok iyi oynadı. <laughs> Onu da söyleyeyim. Ayıp olmasın. Girdikten sonra çok önemli işler <laughs> yaptı. Çok önemli müdahaleleri var evet. O zaman hastalık bu sohbetten bu akşamlık bu kadar diyelim. İzlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın. Hoşçakalın. İnşallah finaldeyiz. İnşallah. UEFA Euro 2024 resmi sponsoru Rexona sundu.